Melisa'dan iyi haber aldık. Melisa sözünü tuttu. Murat Onur bu kez bizi bekleyen isim. Murat, senin bulunduğun noktada neler yaşanıyor? Nedir son durum? O da Kahramanmaraş'ta farklı bir noktada. Evet Cansın, biraz önce çok güzel bir haber aldık buradan. 16 yaşında Tuğçe isimli bir küçük çocuğumuz çıkartıldı. Annesinin babasının da içeride olduğunu bilgisine ulaştı ekipler. Tuğçe ile konuştular. Tuğçe daha düne kadar dün akşam saatlerine kadar annemle babamın sesini yan duvardan duyuyordum, konuşuyorlardı. Ancak bugün duymadım çok fazla seslerini diye ifadelerde bulundu ki şu an itibariyle de bu noktada aramalar, taramalar yoğunlaşmış durumda. Şu anda hassas burunlu köpekler geldi noktaya. Hassas burunlu köpeklerle birlikte şu anda bizim bulunduğumuz noktada arama çalışmaları sürdürülüyor. 16 yaşındaydı Tuğçe. Adeta mucize gibi Tuğçe'nin kurtuluşuna şahit olduk. Ve şu an itibariyle de yine aynı apartmanda, aynı evin içerisinde olan annesi ve babası için şu an itibariyle ekipler seferber olmuş durumda. Tuğçe, annem ve babamın seslerini çok net bir şekilde duyuyordum dediği için Tuğçe'nin çıkartıldığı noktanın şu anda, bakın, köpeğin olduğu noktadan Tuğçe işte tam da o noktadan çıkartıldı. Murat, hemen yarım metre yan tarafından çıkartıldı. Murat. Efendim Cansın. Şimdi hemen sana döneceğim. Hassas burunlu köpeklerin enkazda arama yaptığı anları anlatıyordun. Döneceğim, Tuğçe'den bahsediyorsun. Tuğçe'nin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler de haber merkezimize ulaştı. Tuğçe demiş ki annemle babamın sesini çok net bir şekilde duyuyorum. Tuğçe artık enkaz altında değil. Murat Onur'un bulunduğu noktadan enkaz altından çıkarıldı. Arkadaşlar, o görüntüleri ekrana verelim. Görüntülere bakalım, sonra Murat'ın olduğu noktaya geri gidelim. Çünkü anne ile babadan bir ses gelmesi de anladığım kadarıyla an meselesi artık. Kahramanmaraş'ta. Arkadaşlar, 133. saat, 16 yaşında Tuğçe ekipler tarafından enkaz altından sağ salim çıkarıldı. Murat Onur, anne ile babadan söz ediyordun. Onlardan da iyi haberi alırız inşallah. İnşallah Cansın Evacı, inşallah. Ekiplerin yoğun çalışması bu noktada devam ediyor. Tuğçe 16 yaşındaydı. Senin de söylediğin gibi annemle babamın sesini net duyuyordum. Dün akşam saatlerine kadar onların sesi bana çok net geliyordu dedi. Şu an itibariyle de ekiplerin bulunduğumuz noktada çalışması oldukça yoğunlaştı. Hassas burunlu köpekler bulunduğumuz noktaya getirildi ve burada şu anda arama çalışmaları devam ediyor. Tabii yurt dışından gelen yabancı ekipler de şu anda o aramalara yardım ediyor. O hassas burunlu köpeklerle birlikte şu anda Tuğçe'nin çıkartıldığı apartmanın enkazının üzerinde. Öyle mi? Bakalım. Hemen gel, bana gel. Bakıyoruz. Evet, bu da hemen sor. Tuğçe'nin kitabını aldık oradan. Evet, Tuğçe'nin kitabı. Tuğçe'nin kitabını da işte böyle çıkarttılar. Görevli arkadaşımız verdi. Evet, görevli arkadaş. Tuğçe'nin tam yanındaymış. Evet. Hediye, hatıra olarak saklayacaklarmış. Anne babası yaşayacak. İnşallah. Hepimizin dileği o. Tuğçe'nin annesinin babasının da bir an önce enkazın içerisinden çıkartılması için şu anda bölgede İsrail'den gelen arama kurtarma ekipleri de şu anda bu noktada yoğun bir şekilde çalışıyor. Yine AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz de bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Aslında yıkılan binanın yaklaşık 3-4 noktasında farklı açılan tünellerden arama çalışmalarını aralıksız bir şekilde ekipler sürdürüyor. Ara sıra tabii ki özellikle sessizlik isteniyor bölgede, dinleme yapılıyor. Hemen akabinde ise tekrar çalışmalara devam ediyor ekipler. Aslında hepimizi sevindirdi o haber. Hepimizi adeta bir kez daha umutlandırdı. 16 yaşındaki Tuğçe
6. günde 133 saat sonra enkazın altından çıkartıldı. Canlı bir şekilde sağ bir şekilde enkazın altından çıkartıldı. İşte bu noktada da Tuğçe'nin annesi ve babasının seslerini duyduğunu söyleyince tabii hemen ekipler daha fazla canhıraş bir şekilde çalışmaya koyuldu. Tuğçe'yi çıkarttıktan sonra Tuğçe'nin ifadeleri şu şekildeydi. Annemin, babamın sesini ben yan duvardan çok net bir şekilde duyuyordum. Onlar aralarında konuşuyorlardı ifadelerini kullandı. Ve ekipler de şu an itibariyle bulunduğumuz noktada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Türkiye'nin birçok noktasından gelen ekiplerimiz vardı. Onlar şu an itibariyle yurt dışından gelen ekiplerle birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Hepimiz umutluyuz. Hiçbirimiz umudumuzu kaybetmedik. Çansın Elvacı. Saatler geçse, günler geçse bile Allah'ın izniyle işte bu enkazların, bu büyük beton yığınlarının içinden tek tek canlarımızı çıkartıyoruz, kurtarıyoruz. Bunlar da aslında hepimizi bir kez daha umutlandırıyor, bir kez daha sevindiriyor. Aslında Tuğçe'de en büyük umutlardan bir tanesi. Çünkü saatler sonra işte bu görmüş olduğunuz enkaz birikintisinin altından sağ salim çıkartıldı. Ekipleri de aslında tebrik etmek lazım. Hepsini avuçlarımız patlayana kadar alkışlamamız lazım. Evet, şu anda Tuğçe çıktı 16 yaşında ve ailesini de, annesini, babasını da ekiplerin arama çalışması devam ediyor diyelim. Biz buradayız, bekliyoruz. Heyecanımız da devam ediyor deyip sözü sana bırakalım.